sonumuz cebirsel ifadeler. 3, 2, 1, 0, kısa. Bilinmeyen şeyler için sıklıkla X tarifi kullanıyoruz dedik. Peki nereden geldiğini merak ettiniz mi hiç? Harizmi Cebir'in babası olarak bilinen büyük bir bilim insanıdır. Bu kadar mısır mısır dedik. Aklımıza mısır patlar geldi tabii ki. 8 eksiği kaç tanedir? Peki bize ne söyleyecek acaba? Son <laughs> bir özelliğimiz kaldı. Gerçekten çok 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 fazla soru çözdük çocuklar. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. <laughs> canlarım. Hepinize bir teşekkür borcum var. Oran videomuz çok beğenirdi. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da talep olursa 6. sınıf videolarımız gelmeye devam edecek. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi gelelim bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bunu konuşalım. Tabii ki başlıktan da anlaşılacağı üzere konumuz cebirsel ifadeler. Çok önemli bir konu, hem de çok önemli. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Çünkü bundan sonra hep hayatınızda olacak. Şimdi eğer hazırsanız konumuza başlayabiliriz. 5 4 3 2 1 0 Başla. İşte konumuz. E hocam hiç yazı yok burada. E, yazı olmayacak tabii ki. Önce öğreneceğiz. Önce günlük hayattan örneklerle öğreneceğiz. Şimdi burada bir salkım üzüm var çocuklar. Buradaki Üzüm tanelerinin sayısını sorsam size ne dersiniz? Hepsini söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Neden? Çünkü şu tarafı görüyoruz, sağ tarafı ama şunun arkası, yaprağın arkası ya da bunların arkasındakiler kaç tane var? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz kadar var. İşte bilmediğimiz kadar şeyler olduğunda, böyle göremediğimiz, bilemediğimiz şeyler olduğunda buna ne diyeceğiz biliyor musunuz? Burada kaç tane üzüm tanesi var? X tane. Ya da Y tane, Z tane, herhangi bir harf vereceksiniz. Şöyle yazalım. Harf ver. İstediğiniz harfi verebilirsiniz. X, A, B, C, K, L, M, Ne isterseniz. Y, İstediğinizde. X'te değerler verdikçe düzele. Burada işte 50 tane de olabilir. X eşittir 50 için burada 50 tane üzüm vardır. İşte x eşittir 55 için 55 tane üzüm vardır gibi. Aynısına gelelim. Burada bakın bir ilaç kutusu var. İçinde haplar var. Kaç tane var? Kaç tane var bunun içinde bilebilir miyiz? Hayır. Şuradan birkaç tanesini sayarız. E şu ortadakiler? Bilmiyoruz. Şurada birkaç tanesini sayarız. Yine ortadakiler yok. Kaç tane diyeceğiz? Bilinmeyen tane. Yani x tane, y, z tane olabilir. A tane, B tane, C tane, K, L, M tane istediğiniz herhangi bir harfi atayabilirsiniz. En çok kullanılanlar bunlar. O yüzden bunları söyledim. En çok kullanılan X'tir. İşte A'dır, B'dir. Bunları kullanırız. Bilinmeyen şeyler için sıklıkla X harfi kullanıyoruz dedik. Peki nereden geldiğini merak ettiniz mi hiç? Neden X kullanıyoruz genelde? Ya da bu cebir konusunu kimin bulduğunu merak ettiniz mi hiç çocuklar? Kimin aklına geldi ilk? Şu anda muhtemelen merak ettiniz. Hemen anlatayım. Cebir'in babası olarak bildiğimiz bir bilim insanı var. Kimdir bu? El Harezmi. Harezmi Cebir'in babası olarak bilinen büyük bir bilim insanıdır. Cebir alanında kitapları ve çalışmaları vardır. Ve biraz önce söylediğimiz bilinmeyenler için sıklıkla kullanıyoruz dediğimiz X harfi de Harezmi'nin söylediği bir kelimeden türemiştir. Nedir o kelime? Arapçada Sihey yani bizdeki şey gibi bilinmeyen şey yerine değişe değişe modern gösterimde bu x tane gelmiştir. Yani x e şey, bilinmeyen eşittir x demek. Ayrıca harezmi sadece tabii ki cebirle ilgilenmiyor. Başka alanlarda da çalışmaları var. Sıfır rakamını da ilk kullanan bilim insanı olduğunu biliyoruz. Demiş ki 8'den 8 çıklığında hiçbir şey kalmaz. O zaman buraya bir tane yuvarlak koyalım hiçbir şey kalmadığını göstersin. Böylelikle hiçbir şeyin kalmadığı zamanlarda, kalmadığı durumlarda sıfır kullanılmaya başlanmış. Bunlar da kısa bilgiler olarak aklınızda kalsın. Çünkü bazen bazı şeylerin nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilmek konuyu daha çok sevmemize, daha çok ilgi duymamıza sebep olabilir. İnşallah siz sizde de bu konu ilgi uyandırmıştır. Hadi bakalım, sorularımızla devam edelim. Evet, örneklerimize devam ediyoruz. Burada bir Mısır piramidi var. Peki bu Mısır piramitlerinde kullanılan şu tuğlaların sayısını sorsam size bilebilir misiniz? Anca önde gördüklerinizi sayarsınız. Arkadakiler hepsini bilemiyoruz. Toplamda kaç tanedir desem ne deriz? X tanedir hocam. Bilinmeyen tane Y tane olabilir. A, B, C hepsini kullanabiliriz. Bu kadar mısır mısır dedik. Aklımıza mısır patlar geldi tabii ki. Peki bu kovanın içerisinde kaç tane mısır vardır desem bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Ne diyeceksiniz o zaman? X tane, Y tane, işte K tane, L tane, M tane. Kaç taneyse artık. Cemil Sen ifadeleri hafiften giriş yaptık. Hafiften ısındık. Şimdi tanımlar üzerinden devam edeceğiz. Burada savaşçı bir kızımız var. Bize yardım edecek. O zaman bir hücum borusu çalalım mı? Haydi çalalım. Ramazan, ya. hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. <laughs> i̇şte kızımız. Bakalım bize neler öğretecek. Hadi bakalım bir ok fırlatsın. O okla birlikte bize hangi bilgiler gelecek? En az. Bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir demiş. En az bir değişken. Değişkenimiz neydi? X, y, z değil mi? A, b, c bunları içerecekmiş. Bir tane de işlem içerecekmiş. Bu ifadeleri ne, ne diyecekmişiz biz? Cebirsel ifadeler diyeceğiz. Harika. Devam edelim. Cebirsel ifadelerde sayıları temsil etmek üzere kullanılan harflere değişken denir. E zaten bunları söylemiştik. Yukarıdaki gibi. Değişken nedir? X, Y, Z, işte K, L, M, A, B, C. Bu harflerin her birine kullanılan harflere ne diyeceğiz? Değişken diyeceğiz. Evet, cebirsel ifadenin değişken içermeyen terimine sabit terim denir. Hmm, bu ne demek? Bir tane değişken, e, cebirsel ifade yazayım size. X artı 5. Bakın bu bir cebirsel ifadedir. Yukarıdaki gibi bakın bir tane değişken içeriyor x ve bir işlem içeriyor. İşte toplama işlemi gibi. Bunu içeriyor. Bu ifadeyi ne diyorduk? Cebirsel ifade. Harika. Bir tane cebirsel ifademiz var. Bu cebirsel ifadede eğer değişken içermeyen bir terimimiz varsa buna sabit terim diyeceğiz. Burada değişken içermeyen bir terimimiz var mı? E var 5. Değil mi? 5'in yanında herhangi bir değişken var mı? Yok. O zaman bu ne de sabit terimdir. Devam edelim. Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan her bir bölüme terim denir. Ne demek istiyoruz? Yukarıdaki örnekten yapalım yine. X artı 5. Bakın şu X bir terimdir. Bu 5 de başka bir terimdir. 5 sabit terimdir. Burada öğrendiğimiz gibi. İşte X de bir terimdir. Bu da cebirsel bir terimdir. Cebirsel ifade içeriyor. Çünkü bir tane değişken içeriyor. Değil mi? Değişkenli bir terim kaç tane terimimiz var burada desek? Kaç tane var? 2 tane. Başka bir şey daha yazalım. 2x artı 5y artı 3a artı 20. Şimdi buradaki terimlere bakalım. Şunlardan bir de eksi yapalım hatta. Çünkü toplama ve çıkartma da olur. Hep toplama toplama yapmayalım. Şu eksi olsun. Bakın bu bir terimdir. Bu bir terimdir. Bu bir terimdir. Ve tabii ki bu da bir terimdir. Hepsi terimdir. Kaç tane terim var burada? Şu son yazdığımda 4 tane. 4 tane terimi var. Bu cebirsel ifadenin. Peki ilk yazdığımızın kaç tane terimi vardı? Bunun da 2 tane. Bunların örneklerini bol bol yapacağız zaten şimdi. da öğrendik çocuklar. Şimdi bu tanımlara uygun karışık örnekler çözeceğiz. Tanımları anlamaya yönelik, iyice kavramaya yönelik. Hadi bakalım. Örneklerle devam ediyoruz. Burada tatlış bir kızımız var. Sevde. Sevde'nin de şurada tokaları var. Bir sürü tokası var. Ve diyoruz ki sevdenin tokalarının 14 fazlasını nasıl ifade ederiz? Sevdenin tokalarının sayısını biliyor muyum çocuklar? Burada bakın arkalarda da bir sürü toka var. Bir sürü bir sürü. Yani bunların hepsini saymam çok mümkün değil. O zaman sevgilerin tokalarına ne diyelim? Bilmediğimiz için x diyelim. x'in 14 fazlası. E 14 fazlası ise artı 14 demez miyiz? E deriz. İşte bu kadar. Devam edelim. Evet burada oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğumuz var. Adı neymiş? Adı Yasin. Diyoruz ki Yasin'in oyuncaklarının 8 eksiği kaç tanedir? Çocuklar Yasin'in kaç tane oyuncağı olduğu belli mi? Sayabilir miyim Yasin'in oyuncaklarını burada? Kaç tane var? Hayır sayamam. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. O zaman Yasin'in oyuncaklarına bilmediğim için A diyelim mi? Bilinmeyen bir şey. Evet. 8 eksiği kaç tanedir? E ne deriz o zaman? A eksi 8. 8 eksiği diyor çünkü. Bakın cebirsel olarak ifade ettik bunu da. Sıradaki sorumuza devam edelim. Bir okuyalım. İçinde bir miktar bilye bulunan kavanozdan 5 bilye alan Moaz'ın son durumda kavanozunda ne kadar bilye olduğunu cebirsel olarak ifade edelim demişiz. Şimdi çocuklar içinde bir miktar bilye bulunan kavanoz diyor. Ne kadar? Bir miktar. O zaman kaç tane diyelim? X tane olsun mu? E olsun. X tane bilye var ilk durumda. Kaç tanesini Moaz alıyor? 5 tanesini. Yani bunları alıyor. Aldıktan sonra kavanozda ne kadar bilye kalır? E, X'ten kaç tanesi çıktı? 5 tanesi gitti. E, kalan o zaman x eksi 5 değil mi? Evet. Kalan bilye sayısı diyelim. x eksi 5. Bu sorumuzu da çözdük. Hadi bakalım bir sonraki sorumuzdan hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İşte sıradaki sorumuz. Hemen okuyalım. Bir markette çalışan Mehmet bir rafa 12 adet süt yerleştirmiştir. Buna göre kollerde kalan süt sayısını cebirsel olarak ifade ediniz. 12 tane süt yerleştirdikten sonra kolilerde kaç tane süt kalmıştır? Kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. <laughs> Öncelikle Mehmet'e sütleri bir yerleştirelim bakalım. Yerleştirsin 12 tane sütünü. Evet, sütler yerleştiriliyor. Peki çocuklar, şunu biliyor muyuz? Bu kolilerin içerisinde en başta kaç tane süt vardı? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. E bilmiyorsak e, x diyelim. Güzel. x tane vardı. Sonra biz 12 tanesini ne yaptık? Raflara yerleştirdik. Geriye kalan nasıl buluruz? E, x taneden e, 12 taneyi çıkartırsam geriye kalanı bulabilirim. Yani x eksi 12 nedir çocuklar? Kolilerde kalan süt sayısıdır. Cebirsel ifadeleri yazmayı öğrendik. Şimdi biraz tabi terim, terim bunlar üzerinde duralım. İşte değişkenlerini bulalım. Bize verilen cebirsel ifadenin. Evet cebirsel ifadelerimiz burada. Bakalım ne yapacağız bu cebirsel ifadelerle. Tatlış bir penguenimiz var. Bize ne söyleyecek acaba? Bize diyor ki cebirsel ifadeler için istenenleri bulunuz. Hmm. Neler bizden istenen? Terim sayısı, sabit terim ve değişkenler. Hadi bulalım. Terim sayısı ne demekti çocuklar? Nasıl ayrılıyordu terimler? Toplama ve çıkartmayla. Demek ki şu bir terim, bu bir terim, e bu da bir terim. Kaç terimimiz var burada? 3 tane. Peki sabit terim? Sabit terimin içerisinde değişken olmayacaktı. Hangisinde değişken yok? Eksi iki de değişken yok. Sakın ha 2 falan demeyin. İşaretiyle birlikte alıyoruz. Eksi 2. Şimdi bakıyoruz değişkenler. Hangileri değişken burada? K'yı bilmiyorum. M'yi de bilmiyorum. Demek ki bu ikisi değişken demek. Değişkenlerimizde K ve M oluyor. Hadi gelin diğerini de yapalım. 4x eksi 16y artı 15. Bu cebirsel ifadede terim sayısını bulalım. Bakın bu biterim. Bu biterim. Bu da biterim. Kaç tane terimimiz var? 3 tane. Sabit terim hangisi yanında değişken olmayan? Kim o? Artı 15. İsterseniz artı 15 olarak yazın. isterseniz 15 olarak yazın. Artı da fark etmiyordu bildiğiniz gibi. E şimdi değişkenlere bakalım. Nedir? Değişkenlerimiz x ve y. Evet bu kızımız yine burada. Demek ki bize vereceği bilgiler var. Bakalım neymiş? Değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya kat sayı denir. Hmm, neydi o? Mesela 2x dediğimizde. 2x artı 5 yazalım. Değişkenimiz x'te. X'in yanındaki şu sayı yani 2 bu neymiş? Kat sayıymış. Bir tane daha yazalım. 3y eksi 2. Y değişkenimizde Y'nin başındaki bu 3 neymiş? Katsayı. Sıradaki gelsin. Değişkenin bir sayıyla çarpımı ifade edilirken işlem sembolü kullanılmayabilir. Yani 3Y diyoruz ya 3 çarpı Y'dir aslında bu ama oradaki çarpıyı yazmayız. Hemen bir örnek yapalım. Mesela buradaki gibi 3 çarpı Y Evet 3Y diye yazarız. İşte 4 çarpı A eşittir. Nasıl yazacağız bunu? 4A olarak. Bu aslında çarpım demektir. 4 tane A'yı ifade eder. Ya da başka bir örnek verelim. 15 çarpı B eşittir. Nedir? 15 B'dir. Arada çarpma işlemi vardır ama bunu koymayız. Hadi şimdi bu öğrendiklerimizle alakalı da örnekler yapalım. Bir sürü güzel örneğimiz var yine. Bakalım örneğimize ne diyor? Talha'nın yaşının 5 katı. Talha da bu sanırım. Talhan'ın yaşının 5 katını bulacağız. Peki Talhan'ın yaşını biliyor muyuz çocuklar? Hayır bilmiyoruz. Her şey olabilir. O zaman Talhan'ın yaşına ne diyelim biz? X diyelim mi? Diyelim. 5 e, katı dersek ne olacak? 5 ile çarpacağız. 5 çarpı X. Bunu da nasıl ifade ediyorduk? Biraz önce öğrendik. 5 X diye. Çok güzel. Hadi devam edelim. Bu defa aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sözel olarak ifade edeceğiz. Ne demek bu? E E'dir. E herhangi bir sayıdır değil mi? Bu sayıya ne eklemişiz? 5 eklemişiz. Demek ki şunu mu diyeceğiz? Bir sayının 5 fazlası. Tabii ki bunu diyeceğiz. Bir sayının 5 fazlasıdır. Şimdi diğerine bakalım. C burada bilinmeyen. C'yi bilmiyorum. Bilmediğim bir sayı. Bir sayının ne yapmışım? 3 ile çarpmışım. Demek ki 3 katı değil mi? bir sayının 3 katına sonra 20 çıkartmışım. Hmm. 20 eksi. Bir sayının 3 katının 20 eksi. Güzel, devam edelim. Y eksi 9. Bunu da kendiniz içinizden hemen bir söyleyin bakalım. Ben söylemeden doğru söyleyebilecek misiniz? Y eksi 9. Y bir sayı. Bir sayının nesi? 9 eksiye çıkartma var ya. Şimdi diğerine geçelim. Bakın x1 bilinmeyen. x'in neyini almışım ben? 2 katını almışım. Demek ki bir sayının 2 katının artı 2. Yani 2 fazlası. Bir sayının 2 katının 2 fazlası. Şimdi bu sorumuza bakalım. Burada çok tatlı kitap okumayı da seven bir kızımız var. Burası da kitaplı olabilir belki. Bize ne söyleyecek acaba? Diyor ki yanda verilen kitaplıktaki kitapların 3 katı. Hmm. Yanda verilen kitaplıktaki kitapları sayabilir miyiz? Biraz zor. Değil mi? Saymamız çok fazla kitap var gibi duruyor. Ne diyelim biz buna? Yine cebisel olarak ifade edelim bunu. Buradaki kitapların tümüne ne diyelim? X diyelim. Peki bunun 3 katı diyor. Bakın kat. 3 fazlası vesaire değil. Katı. Katı dersek ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. O zaman 3 çarpı x mi diyeceğim? Evet. E çarpıyı yazmasam da oluyordu. Nasıl yazabiliyordum bunu? 3 x diye yazabiliyordum. Buraya kadarkiler kolay örneklerdi çocuklar. Temelimizi attık. Bundan sonra artık biraz daha zorlaştıracağız. Biraz daha karmaşık sorular gelecek. Gelsin mi? Gittikçe yaklaşıyor. Yaklaşıyor. İşte biraz daha karmaşıklaştırdık artık soruları. Burada bir tane notumuz var. Ne diyor bize? Değişkenin yerine yazılan farklı doğal sayılara göre cebirsel ifadenin değeri değişir. Ne demek istiyor acaba bu tatlış beyim burada? Acaba ne diyor? Şimdi bizde bir tane cebirsel ifade vermiş. 50 bölü x eksi 12. Bu bir cebirsel ifade. Bunun x eşittir 2 için, x eşittir 5 için ve x eşittir 10 için değerini bulunuz. Bulalım. X eşittir 2 için diyeceğiz x yerine 2 yazacağız artık. Cebirsel ifade de. 50 bölü aşağıda x vardı artık 2. Eksi -12. İşlemlere devam ediyoruz. 50'yi 2'ye böldük. Kesir bölmek demekti hatırlayın. 50'yi 2'ye böldüğümüzde ne buluruz? 25. Eğer böyle akıldan bölemiyorsanız hemen köşeye yazın tamam mı? Hemen 52'ye şöyle bölün. Bu şekilde yazarsınız. 25 yanında da var Eksi -12. Devam ediyorum. 25'ten 12 çıkarttım. 13 buldum. Demek ki x eşittir 2 için bizim cebirsel ifadenin değeri kaçmış? 13'müş. Şimdi diğeri için bakalım. x eşittir 5 için. x eşittir 5 için. 50 bölü artık x yerine ne yazacağız çocuklar? x yerine 5 yazacağız. Yazdık. Eksi 12'yi yine ekliyoruz. Devam ediyoruz. 50'yi 5'e böldük. 50'yi 5'e böldüğümüzde ne buluruz? 10. Eksi 12. 10'dan 12 çıkartacağız. Tam sayılar hatırlayın. Ne olacak? Eksi 2. Eksi 2 bulduk. Devam ediyoruz. Demek ki x eşittir 5 için bizim cebesel ifadenin değeri neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi x eşittir 10 için değerini bulalım. x eşittir 10 için 50 bölü 10 eksi 12 diyeceğiz. 50'yi 10'a böldük. 5 eksi 12. 5'ten 12 çıkarttık. Ne buluruz? Eksi 7. Gördüğünüz gibi matematik birikimli ilerleyen bir ders. Yani tam sayılarda eğer probleminiz varsa bunu da problem yaşarsınız. Lütfen matematikte hiçbir konuda eksiğiniz olmasın. Hepsini tamamlamaya çalışın olur mu? Biraz arabayla gezelim dedim. Ne dersiniz? Tabii gezmemizin de bir sebebi var. Öyle boşuna gezmiyoruz. Biraz sonra çılgın arabalı bir sorumuz olacak. Soruya geçmeden biraz gezelim, şöyle biraz tozalım, kafamızı dağıtalım istedim. Şimdi sevimli soru durağına geldik. Atlayın bakalım. Hemen soruya doğru koşalım. İşte bizim çılgın arabalı sorumuz. Hemen okuyalım sorumuzu. Bir araba saatte 80 kilometre yol almaktadır. Bu arabanın 1, 2, 5, 7 ve 10. saatin sonunda ne kadar yol alacağını cebilsin ifadesine ve değişkenini bulalım demiş. Arabamız tam bir çılgın gördüğünüz gibi asla yerinde durmuyor. İnşallah bir soruyu çözmeye başlarken yerine geçmiş olur. Şimdi bizden istediği şeyler var. Nedir? Saatlerin sonunda ne kadar yol alacağını ve cebilsin ifadesine değişkenlerini bulmamız. Nasıl bulacağız? Şuraya bir tablo çizerek bulabiliriz isterseniz. <laughs> Arabamızda biraz duruluyor galiba. Bir geçsin yerine. Tamam. O da sakinleşti. Dursun orada. Bir soruyu çözene kadar. Şimdi çocuklar saat burada değişken mi? Bakın 1, 2, 5, 7, 10. saatin sonunda diyor. Yani saat bir değişken. Demek ki değişkeni bulduk. Şöyle bir tablo yapalım mı sizinle? Değişken diyelim. Değişkenimiz ne? Saat. Neye göre değişiyor? İşte 1 oluyor, 2 oluyor, 5 oluyor, 7 oluyor. Şöyle yapalım. Değişken ya. Saat, saate x diyelim olur mu? Değişken olduğu için. x eşittir 1 için neler olacak bakacağız. x eşittir 2 için, x eşittir 5 için, x eşittir 7 ve x eşittir 10 için de neler olacağına bakacağız. Sonra ne diyor? Bunun cebirsel ifadesini bulun bize. Değişkeni bulduk. Bu tamam. Cebirsel ifadesini bulalım. Şöyle yazalım. Cebirsel ifade diyelim. Cebirsel ifadeyi nasıl buluruz çocuklar? Şimdi saatte 80 kilometre yol alıyorsanız. Bir saatin sonunda 80 kilometrelik yol gidersiniz. İki saatin sonunda 160. Sürekli 80, 80, 80, 80, 80, 80 artar değil mi? Nasıl buluruz o zaman? 80 çarpı saatle. E saatimiz neydi bizim? Saat değişken. Saat sürekli değişecek bizim saatimiz. O zaman saate ne diyecektik? X diyeceğiz. Demek ki cebisinin ifademiz 80 çarpı X. Yani 80 X. Buraya kadar da harika. Şimdi neyini bulacağız çocuklar? Ne kadar yol aldığını. Alınan yol diyeceğiz. X eşittir 1 için. Ne olacak alınan yol? 80 çarpı 1'den 80 çarpı 1'den 80 olacak. x eşittir 2 için ne olacak? 80 çarpı 2'den 160. Sonra x eşittir 5 için demiş. Hemen 80 çarpı 5'ten 400. Bunlar da alınan yolda kilometre. Şöyle bunları da yazalım. x eşittir 7 için o zaman 80 çarpı 7 560 kilometre Ve x eşittir 10 için. 80 çarpı 10'dan ne olacak? 800 kilometrelik yol almış olur. Zor bir soruydu kabul ediyorum. Ama siz bunları artık yapabilirsiniz. Biraz önce çok fazla kolay soru sorduk. Bunlar biraz daha artık işin ciddiyetine varabilmemiz için de. Şimdi bu öğrendiklerimizi biraz daha pekiştirebilmek için birkaç soru daha yapalım. Evet, aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş. Doğruyu yanlışı bulacağız. Demek ki hepsini çözmemiz lazım. Hadi çözelim bakalım. 7x eksi 5 cebirsel ifadesinin x eşittir 3 için değeri 16'dır demiş. Hemen verelim x eşittir 3'ü. 7 çarpı x yerine ne yazıyorum artık 3 eksi 5 eşittir. 7 kere 3 kaçtı çocuklar 21 eksi 5. 21'den 5 çıkarttık. Ne buluruz? 16. Bize verdiği cevapla aynı mı? Aynı. O zaman doğru. Geldik ikinciye. Bu cebirsel ifadenin a eşittir 6 için değeri 2'dir demiş. Hemen deneyelim. a yerine ne yazacağız? 6. Eksi 4 bölü 2. Eşittir diyeceğiz. 6'dan 4 çıktı. 2 bölü 2 eşittir 1. Hmm. Bize 2 demişti. Ama cevap 1. O zaman yanlış. Üçüncüye bakalım. 3B artı 20. 3 çarpı 2 artı 20 eşittir. 3 ile 2'ye çarptık. 6 artı 20. İkisini topladığımızda 26. Hmm, bize verilen değerle aynı mı? Aynı. O zaman doğru diyeceğiz. Gelelim dördüncüye. Y artı 5 bölü 5 cebisinin ifadesinin y eşittir. 15 için değeri 4'tür demiş. Bakalım 4 mü? Y'ye yerine 15 koyalım. 15 bölü 5 bölü 5 eşittir. 15 ile 5'i topladık. 20 bölü 5 eşittir. 4. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4'ü bulduk. Bize de ne demişti zaten? 4'tür. Hmm, demek ki doğruymuş. Harika. Son sorumuza bakalım. A eksi 7 cebesir ifadesinin A eşittir 50 için değeri 57'dir. A yerine 50 koyalım. 50 eksi 7. 50'den 7 çıkarttık. 43 buluruz. Bize ne demişti? 57. Yanlış. Peki geometrik şekillerde de cebirsel ifadeleri kullanır mıyız sizce çocuklar? Tabii ki kullanırız. Her yerde kullanırız. Hemen bakalım nerelerde kullanıyoruz. Bakın burada bir tane karemiz var. Hatta iki tane kare. Şurada Eysa alıyor bir tanesi de size. Ne diyor bize? Karenin çevresini cebirsel olarak ifade ediniz. Peki çocuklar çevresini bulabilmek için kenarını bilmemiz lazım. Kenar uzunluğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz her şey artık bizim için nedir? X'tir. Karenin bir özelliği vardı. Neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit. E burası X ise bu da X. E bu da X. Bu da X. Bütün kenarlar X. Peki çevresini nasıl buluyorduk? Karenin. E toplayacağız. Kaç tane X var burada? 4 tane X var. Demek ki karenin çevresi neymiş? 4 tane x yani 4x'miş. Burada da bir tane dikdörtgenimiz var. Bu biraz daha uzun bir soruya benziyor. Hemen bakalım. Kısa kenarı 5 cm ve uzun kenarı x cm olan dikdörtgenin 4 eşit parçaya ayrıldığında oluşacak dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen gözünüz korkmasın. Halledeceğiz. Hemen bakalım. Kısa kenarı 5 santimetre ve uzun kenarı x santimetre olan dikdörtgenin kısa kenarı 5 santimetre. Bildiklerimizi yazalım. Uzun kenarı kaç santimetreymiş? x santimetre. Tamam. Dikdörtgenin dörtgenin 4 eşit parçaya ayrıldığında oluşacak dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? Öncelikle çocuklar bu dikdörtgeni dörtgeni 4 eşit parçaya mı bölmek istiyor bu? Evet. Peki. Önce şunu bulalım. Bu dikdörtgenin dörtgenin alanı... Nedir acaba? Alan. Tüm dikdörtgenin. Şöyle tüm alan yazalım. Nasıl buluruz dikdörtgenin alanını? Uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyorduk değil mi? O zaman 5 çarpı x diyeceğiz. Yani 5x. Tüm alanımız bu. Tüm alanımız 5x. Peki dikdörtgeni kaça bölmek istiyor? 4 eşit parçaya. Hadi bölelim. Tabii ben böyle eğilip yürü bölüyorum ama. <laughs> Siz böyle dümdüz böldüğümü düşünün. Bunların eşit parçaları olduğunu düşünelim. 4 eşit parçaya böldük. Ne yapacağız? E, alanı da 4 eşit parçaya bölmemiz lazım o, zaman. Şimdi şuraya güzelce yazayım. Tüm dikdörtgen. Neydi? 5x'ti. Peki 4 eşit parçaya ayrıldıktan sonra bir tanesini verecek olan cebirsel ifade nedir? 4'e ayrıldıktan sonra diyelim. E ne yapacağız? Tüm dikdörtgenin alanını 4'e böleceğiz. Alan 5x'te 4'e böldüm. Ne oldu? 5x bölü 4. Cevabımız D seçeneği. Zordu değil mi? Biraz zor bir soruydu. Gerçekten çok 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 fazla soru çözdük çocuklar. Yüz bin oldu, yüz bin oldu, on yüz bin oldu. Ama merak etmeyin, sona doğru yaklaşıyoruz. Son bir özelliğimiz kaldı. Onu da öğreneceğiz ve bitireceğiz. Son bilgimize de bakalım bakalım neymiş? Bir cebisel ifadede harfleri ve harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Ne demek istiyoruz? Cebisel ifadedeki harflerden kastımız ne? Şimdi bakalım. 4x ile x x'e bakalım. Sizce bunlar benzer terim midir? Şimdi ne diyordu bize? Harfleri. Yani x x harf aynı. Harika. Kuvvet. Kuvvet neydi? Kuvvet şuydu. Mesela üstüm x'in üstünde 1 mi var? x'in üstünde 2 mi var? x'in üstünde 3 mü var? Ne var? Bu kuvvetlere göre yol alacağız. Yani kuvvetleri de aynı olacak. Şimdi buraya bakalım. X'in üstünde ne var burada? İkisinde de 1 var. Hiçbir şey yoksa ya 1 vardır. Bir şey olduğunda artık 2, 3 diye devam ediyor şu aşağıdakiler gibi. X'in üstünde 1 var. E harfleri de aynı x'e x. O zaman 4x ile eksi x nedir? Benzer terimdir. Çok güzel. Aşağıdakine bakalım. Bakın x kare ve x küp. Şimdi öncelikle bakarız. Harfler aynı mı? x'e x. Harfler aynı. Peki kuvvetler aynı mı? Hayır aynı değil. Bakın birisi x kare yani 2. Birisi birinin kuvvetini 3. E aynı değil. O zaman bunlar benzer terim değildir. Bir de örnekine bakalım. 3A ve A. Şimdi bakıyoruz. Harfleri aynı mı? A ya A. Evet. Bu kat sayılar önemli değil bu arada. Yani bunun başında 3 var. Bunun başında 1 var. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan harfler ve kuvvetler yani üstler. Şu kuvvetlerin yanına üstte yazayım. Karıştıranlar için. Hı. Evet. Buradaki 3A ve A'ya baktığımızda harfler aynı. Peki üstler aynı mı? Evet. Üstünde bir şey yok. Yani bir, ikisinin de üstü. Harika. O zaman 3A ve A nedir? Benzer terimdir. Çok güzel. Bunu da öğrendik. Ümmetli arkadaşlarım. Bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <laughs> Günlükte dersimizin sonuna geldik canlarım. Ders hakkındaki yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sonraki dersimizde cebirsel ifadeler konusunun yeni nesil sorularını çözeceğiz. Çok güzel sorular sizi bekliyor. Soruları, videoları canlı derslerimizi kaçırmamak için abone olmayı sakın unutmayın. Bu hem bizim daha fazla insana ulaşmamız için hem de sizin diğer videolardan anında haberdar olmanız için çok önemli. Sizin videonuz olsa da olmasa da videolarımızı beğenip yorum atarsanız gerçekten çok seviniriz. Sizleri çok seviyorum. Benim güzel öğrencilerim iyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep güzelliklerle dolu olsun. Hep çiçek bahçesi olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.